Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde en sonunda Stormveil Castle'a giriş yapıyoruz. %100 bir rehber olacak. Görmediğiniz, kaçırdığınız eminim bir yer var. O yüzden dikkatli izleyin. Çok fazla büyük bir kale, oyundaki en büyük kalelerden biri. Çok fazla detayı var, çok fazla yeri var. İçinde Crucible Knight bile var, öyle diyeyim ben size. Çok güzel eşyalar var, iyi lootlar var. Godric diye bir boss'umuz var içinde. Onun sonra ilk Great Rune'ümüz falan filan derken uzuyor. Bayağı uzun. 2 ya da 3 part olacak Stormveil Castle. Her yerde gireceğiz, ondan emin olabilirsiniz. Hızlandırılmış şekilde de izleyebilirsiniz. 2x alıp böyle nereye girdim, nereye çıktım, kaybettiğiniz bir yer var mı, kaçırdınız falan. Teker teker bakabilirsiniz. Ben bundan önce bir tane run attım. Teker teker bütün yerleri bir daha hatırlamak için arkadaşımla beraber. Şimdi onun üstüne tekrardan bu videoyu çekiyorum. Umarım işinize yarar diyeyim arkadaşlar. Oyuna geçmeden önce de beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. İsterseniz abone de olun. Çok işimi görür yani, öyle diyeyim. Şimdi yavaştan geçeyim. Evet, Stormveil Castle arkadaşlar. Oyundaki ilk Great Rune'u bize verecek olan Godric'in bulunduğu yer. Bu arada Grace'de göstereyim. Margit'i yendiğimiz Grace'den başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gidebileceğiniz yerleri göstereceğim fakat hani... Şunu da açalım bu arada. Size bazı bilgiler de vereceğim. Örneğin hani boş boş eşyalar da var. Bakın şuradan inerseniz işte bu böyle bir eşya var mesela burada. Sonra şuradan gidersen orada aşağıda birkaç eşya var gibi. Göstereyim ama yine de hani gözden kaçmadı. Çünkü böyle keşif yapmayı seven, etrafta gezip dolaşmayı seven içinizde eminim vardır. Ben de öyleyim. Her yeri görmeyi isterim. Kaçırdığım yer varsa şey yaparım böyle. Ulan derim nasıl görmedim bunu falan. Mesela buranı atarken de bundan öncekini yani bir test amaçlı unutacağım yer var mı diye bir baktım. Arkadaşımla beraber. Onunla da güzel bir şekilde öğrendik yani. Hatta unuttuğum yerler de varmış, onu da hatırladım. Güzel oldu açıkçası. Şimdi burası bu kadardı. Şimdi yavaştan kalenin içine giriyoruz. Arkadaşlar kalenin içerisindeyken bazı yerlerde şey çağırabiliriz yanımıza. Arkadaş çağırabiliriz. Çünkü sıkıntılı bir kale burası ve çok uzun. Grace'ler arasında da hani çok mesafe yok ama. Şimdi şuradaki arkadaş hakkında size bir bilgi vereceğim. Bunu ben de bilmiyordum, öğrendim. Discord kanalımızdaki bir arkadaşımız. Benim de çok böyle samimi olduğum bir arkadaşımdır. Bana söyledi. Şimdi burada bir arkadaş var. Bu arkadaş oyunun sonuna doğru hani questline'ları ilerlettiğinizde size +25'e basma taşından veriyor. Fakat şey olduğu zaman... Bu içeride öldüğünüzde arkadaşlar sizin rününüzün 3'te 1'ini mi 4'te 1'ini ne çalıyormuş bu. O yüzden hani bunu burada öldürebilirsiniz de ama ben öldürmenizi tavsiye etmiyorum. Questline'dir arkadaşlar. Questline'ları kaybetmeyin. Şimdi yüksek ihtimal benle devam ettiğiniz sürece ben size şeye kadar bütün her şeyi göstereceğim. İnternetten bakabilirsiniz boss'un ismine. Boss arkadaşlar ya olmadı. Buraya bir ışınlayayım tekrar. Oraya yukarıya çıkmam lazım. Aşağı düştüm yanlışlıkla. Bir tane boss var. İsmi de Maliket. Maliket diye bir boss'umuz var arkadaşlar. Bu boss'u yendikten sonra oyun şey oluyor. Hani questline'lar bozuluyor. Margit'i yendikten sonra. Oy, Margit diyorum. Maliket'i. Maliket'e kadar sizi %100 götüreceğim. Her şeyi göreceksiniz. Her şeyi öğreneceksiniz. Über'de güçlü olacaksınız. Ve ondan sonra da yavaş yavaş questline'ları çekmeyi planlıyorum sizin için. Şimdi burada bir tane kuş var. Kuşu bir tane koyalım bakalım. Ne kadar vuruyoruz. Güzel. Başka var mı bakalım şöyle etrafa. Şu an görünmüyor. Okey. Öyle devam edelim. Burada dediğim gibi sizi her yere elimden gelince götürmeye çalışacağım. Birkaç part olacak bu bölüm. Haberiniz olsun şimdiden. Dikkatle takip etmenizi öneririm size arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane daha kuşumuz var. Bunu da öldürelim. Şurada da bir tane var. Bunu da hemen öldürelim. Güzel. Bir tane daha var mıydı ya? Yoktu galiba. Şimdi arkadaşlar bu kuşlar özellikle sizin için şey değilseniz yani yüksek zırhınız yoksa falan ve özellikle bunlar biraz böyle uçan kaçan tipler olduğu için arkadaşlar dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü özellikle STR oynayan arkadaşlar için söyleyeceğim bunu.
biraz sıkıntılı yaratıklar bunlar. Hatta kalenin içerisinde de bize sıkıntı yaratacak türden birkaç tane var. Onları da söyleyeceğim size. Bunlar da sıkıntı diye belirteceğim size. Onlar çünkü böyle ateş mateş atıyorlar, böyle saçma sapan hareketler yapıyorlar falan filan. Hani sinir bozucu, belki de oyundaki en sinir bozucu moblardan biri bunlar. Haberiniz olsun. Şurada bir tane Smithing Stone'umuz var. Şimdi burada 3 tane şeyimiz var arkadaşlar. Kuşumuz. Bakın, bir tane şurada. Bir tane de şurada. Dikkatli oynayalım. Yoksa bunlar sizi paramparça eder, haberiniz olsun. Hani hiç şakaları yok bunların. Hani neden nefret ettiğimi ileride anlayacaksınız. Siz de oynarken. Çünkü eğer STR Build oynuyorsanız, hani bu rehberde beni büyücüyle değil de işte STR ile, Fate ile, Katana ile, Samuray gibi bu tarz şeylerle beni takip ediyorsanız şu an bu rehberi, kuşlar bazı bu idlerle sıkıntı çıkaracaktır size. Etik Grace'imizi açtık. Yani daha biz kaleye girmedik ha bu arada. Kalenin dışı şu an. Öyle diyeyim size. Kayıt kontrol yapalım. Güzel. Okay, şimdi bu arkadaşı yani uzaktan buradan vurabiliyor muyuz bilmiyorum. Bir bakalım. Yok. Şurada bir eşyamız var. Vuramıyoruz. Evet, böyle düşersiniz. Evet, kill count 1. Bakalım kaç kere öleceğim burada. Çünkü hiç büyücüyle geçmedim arkadaşlar. Ben genelde STR tercih ediyorum bu Souls oyunlarında. Ama büyücüyle buralar hani nasıl kolay olacak abi dersen, dikkatli oynayacaksın. Aşağı çekeceksin bunu mesela, anladın mı? Bu şekil. Yani en rahatı böyle olur diye düşünüyorum ama yani bir yukarı şu kamera açısı biraz sıkıntı yaratıyor. Tamam, buradan öldürürüz bunu. Yalandan da dojla da. Güzel. Düşürüyorlar böyle saçma sapan mantar mantar çarp çut düşürüyor bunlar. Alın. Eşyadır bunlar. Ben de artık hani NG3'e geçtim bu arada, burayı size göstermek için. Hani öğreneyim diye o bahsettiğim önceki randa. NG2'ye geçtim pardon. NG2'de buraları oynadım. Ve güzel de şey yapıyorlar. Şimdi tamam. Üstümüzdeki şeyler de güzel. Ya aslında bir tane boss kesseydik onunla böyle şey aldığınızda arkadaşlar. Kill aldığınızda. Burada eğileceğiz bu arada, haberiniz olsun. Dikkat edelim yani. Şurada bir tane mob var. Gördü galiba. Claw. Okey. Şöyle yapalım. Ya biraz fazla güçlüyüz gibi geldi. Çünkü ben STR oynarken buralarda nasıl diyeyim, böyle tek atmıyordum yani. Büyücü gerçekten güçlü. Bunu her bölümde söyleyeceğim. Bıkmadan umursamadım. Şimdi burada dikkat edelim. Bakın. Şunlar bomba atacak. Bunlar patlayacak. Patlasınlar bunu. Çok güzel. Şimdi biz de bunları patlatalım. Tık tık. Güzel. Şurada bir tane eşyamız var arkadaşlar. Bunu alalım. Şuraya devam etmeden önce şuraya çıkalım. Bir tane ok aldık buradan. Böyle inelim. Şimdi arkadaşlar şu yukarıda bir tane asker var. O asker bizi görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum şu an. Görmedi hala. Salakmış biraz. Hop. Nice. Burada bir tane eşyamız var. Pardon, eşya değil. Çok özür dilerim. Şu aşağıda bize bomba atmak için bekleyen adam var. Gördünüz mü? Bakın. Şuradan gelecektik normalde. Hani daha rahat geçin diye aslında öyle bir yol var. Hani yukarıda bir gizli bir şey yok. Eşya meşya o tarz. Buraları kıralım böyle. Rahat edelim biraz.
Tamam. Şurada bir tane abimiz var. Manamız bitmiş. Hemen yenileyelim. Şimdi arkadaşlar ben burada dediğim gibi hiç büyücüyle oynamadığım için şurada bir tane kapı var, görüyor musunuz? Bu kapıyı açmak için bize bir tane anahtar lazım. Bu anahtar da şu yanda bir tane kapı var. O kapıyı açtığımızda böyle kapkaranlık bir yere gireceğiz, tamam mı? Orada biraz dikkatli olun. Metanetinizi koruyun arkadaşlar. Sıkıntılı bir yer. Yani benden söylemesi. Burada şimdi gidebileceğimiz daha yer yok. O yüzden buraya gireceğiz, haberiniz olsun. Benim tavsiyem şunu için. Bence için. Can potu elinizde olsun. İzleyelim bakalım ne oluyormuş. Bir şeyler yaşanıyor içeride. Sıkıntılı şeyler hem de. Ay çok kolay kestim ya. Ne kadar mutluyum şu an biliyor musunuz? Anlatamam yani size ne kadar mutlu olduğumu. Çok korkuyorum biliyorsunuz siz zaten artık. Defaatle söylüyorum çünkü her bölümde. Evet, buraya kadar yine sessiz izlemişsiniz. Çok özür dilerim ya. Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle yaparsam işimiz çözülür. Evet. Bir 11 dakika ses yok. Kusura bakmayın ya. Şu an moraller bozuldu. Evet, Rustic'i aldık buradan. Şimdi geri çıkacağız. Oradan da bir tane talizman aldık. Hemen ne işe yaradığını da söyleyelim bu arada. Öyle öyle rehber olmaz. Hangisini aldık? Buradan hatırlamıyorum. Galiba şunu aldık. Ya da bunu aldık. İkisinden biri. İkisini de kullanmayacaksınız zaten. Ha, kullanacaksanız da kendi bulduğuna göre okuyup şey yapabilirsiniz. Hani bu benim işime yarar yaramaz diye çıkartabilirsiniz zaten. Hani şey yapamadıysanız, hani çözemediyseniz ben yine yardımcı olurum, yorumlarda bekliyorum. Neyse ki böyle boş boş sürekli konuştuğum için sıkıcı olmuyordur diye tahmin ediyorum, eğer oyunun sesi yoksa. Şuradan takla atacağız. Ne yaptım ya? Neyse, Allah'tan şeyi içmiştik de. Şimdi arkadaşlar burada hani düzgün sürede takla atarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Evet, tık diye götünüzden yakalar yoksa. Şuradan zıplıyoruz, dikkat edelim. Şimdi şöyle geçeceğiz buraya arkadaşlar. Ardından yine dikkatli bir şekilde şuraya atlayacağız. Şöyle. Hacı dayı, yani vurmayacaksan niye şey yapıyorsun, anladın mı? Buradan giriyoruz. Burada ananı... Oğlum burada bir tane daha yoktu ama ya. Ya bir de şey yaptı ya. Kol titreşti, nasıl? Kendim de titredim. Burada oyundaki en iyi STR şeyi için silah var. En iyisi Great Sword bu arada. Hiç hani kuşkusuz Great Sword. Ardından Brick Hammer geliyor diye biliyorum. Brick Hammer'da şey, Kylie'de gidemeyeceğiniz için şu an hani git, eğer beni izlediyseniz gitmişsinizdir ama gidemiyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, korkuyorsanız, kurtlar mutlar benim gibi böyle tırsaksanız, bakın mob gördük diye altımıza sıçtık yani. O tarz bir insansanız şey yapın. Brick Hammer ile ilerleyebilirsiniz STR oynamak istiyorsanız. Tavsiye edilir yani. Hatta Discord sunucumuzda o bahsettiğim arkadaşın Brick Hammer ile bir tane videosu var. Neredeyse 20 bin hasar vurduğu falan böyle. Tekitte boss aldığı şeyler var. Yardım gelirseniz işte şey yaparsanız yardımcı oluruz o build'leri yapmak adına. Şimdi şuradan şöyle kendimizi aşağıya salıyoruz arkadaşlar. Ölmüyorsunuz, merak etmeyin. Burada şey yaparken kullanacağımız, parfüm yaparken kullanabileceğimiz eşyalardan bir tanesi var. Arteria Leaf diye geçiyor. Ben de bunu bugün öğrendim bu arada. Şöyle karşıya atlayalım. Hop. Tamam. Buradan bir daha zıplayalım, unutmayın. Şimdi tekrar yukarı çıkıp şeyi kesip, şövalyeyi kesip ilk bölümümüzü tamamlamış olacağız. Hani video bitmiyor ama yani İlk partımız buraya kadardı. Şu arkadaşı, manamız yok. Manamızı tazeleyelim. Öldürelim bunu direkt. Peki. Biraz fazla.
Fazla yavaşsın dostum ya. Gerçekten. İtici. Burada eşya var mıydı hatırlayamadım. O yüzden şöyle bir etrafta takla atalım. Ama sanırım Elden Ring'de bu şey olayı yok mesela. İşte varillerin içine eşya gizleyelim. Şunu yapalım, bunu yapalım tarzı. Şurada bir tane eşya var. Şunu da şöyle buradan zıplaya zıplaya geçebilirsiniz. Şu şekil. Ama çok hani kullanacağınız şeyler değil bunlar. Eğer büyücü oynuyorsanız. Diğer build'lerde kullanılabilir. Ateş falan vesaire. Şimdi merdivenden yukarı çıktın abi. Geldim buraya. Burada bir tane Grace var. İlk Grace'imiz. Hayırlı olsun. Bu çok rahatlatıcı bir Grace. Buradan her yere de gidiliyor. Birkaç bir yer göstereceğim size gidebileceğiniz buradan. Ama ben o rotayı tercih etmiyorum sizin için. Çünkü hani şu an yapabileceğiniz en kolay rotayı oluşturduk. Arkadaşımla. O yüzden şimdi buradan böyle devam etmemiz lazım. Yukarıya doğru. Grace'imize oturduk. Her şeyimizi yeniledik. Şimdi şu arkadaşlarla kapışacağız biraz. Bunlar zaten ezik olduğu için arkadaşlar. Sizin seviyenize göre. What? Okay. Şimdi hani okuyun babanız gibi eşek olmayın gibi bir söz vardır. Hani doğrusu o değil ama. Şimdi arkadaşlar buradan sakın şu bak şunu üstüne zıplayıp ardından oraya geçin falan yapmayın. Ben öyle yaptım. Onun dışında şuradan zıplama olaylarını deneyenler var yapmayın. Bakın buradan şöyle geçebiliyorsunuz yani. Hop hop. Hani çok değerli bir şey değil. Değerli bir bilgi de değil fakat. Yani hani aldığınız şey de çok da değerli bir şey değil. Ama yani güzel bir bilgi. Çünkü ben oradan geçerken kaç defa aşağı düştüm yani haberiniz olsun. Buradan yavaş yavaş ilerleyelim. Kalkanımızı da kaldıralım yalandan. Yalandan kalkan kaldırın böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle ilerleyeceğiz bakın. Şu tarz. İlk buraya geleceğiz. Okey. Şimdi şuradaki arkadaşı şunu düdüğünü çalmadan şu bombayla kesmeye çalışalım bakalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar o zil çalanlardan biri bu arada. Zil çalarsa burada bir sürü var. Bunların hepsi ayağa kalkar. O yüzden dikkatli bir şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Haberiniz olsun. Şu şekil. Bu arada ikinci büyü atarken direkt böyle hedef değiştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş olayım size. Buradakileri bitirdik diye düşünüyorum. Yine böyle önüme fırtlamazsa bir şey. Korkmayayım ben de çünkü. Ya bu şeyi mesela benim bu tepkiler biraz abartı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şuraya bir dönmem lazım. Bir şey var mı diye. Siz de görün en azından. Ama yok. Şuradan girdik zaten. Yok burada bir şey. Ya bu tepkiler size biraz abartı geliyor ama gerçekten yani korkuyorum yani. Korkmuyorum da irkiliyorum böyle anlık. Anlık bir irkilme geliyor bana. Şimdi arkadaşlar buradan geçerken biraz dikkatli olalım. Size bir tane Stone Sword Key aldıracağım. Eğer benimle oynadıysanız şu an elinizde zaten iki tane Stone Sword Key bulunmakta. Yoksa çünkü bu run'ımız boyunca Stormveil Castle run'ı boyunca arkadaşlar size iki tane Stone Sword Key lazım olacak. Bir tanesi burada zaten. Bir tanesi satın alabilirsiniz eğer hani başka böyle keşif yaparken gezerken falan kullandıysanız. Şimdi bakın şu aşağıda o bahsettiğim kuşlardan biri var. Bunu böyle hedef alıp öldürebilirsiniz. Bu çünkü alev atıyor, böyle saçma sapan hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor, kendi kendini deli ediyor bu. O yüzden dikkatli olalım. Sonra başımızı dövmeyelim. Burada bir tane şey aldık. Gesture aldık. Şuradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bahsettiğim şey bu arada hani size göstereceğim birkaç yol var dediğim. Yukarıda Grace açtık hatırlıyor musunuz? Sonra yukarı çıktık şuraya. Hatta oradan buraya geldik. Şimdi şuradan tam şu bak şu gördüğünüz şey var ya duvar. Şöyle yukarı çıkmış kiriş. Oradan buraya atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın işaretlemişler zaten görüyor musunuz? Oradan buraya üstünüzdeki her şeyi çıkarın. Şöyle koşun koşun zıplayın. Atlayabilirsiniz. Çünkü şu yol ölüm gibi bir yol. Full kuş var ama büyücüyseniz umurunuzda olmaz. Haberiniz olsun. O yoldan da gösteririm gidişi zaten. Gösterir miyim bilmiyorum. Unutabilirim ya. Unutursam da artık istek üzerine yayınlamayında bir şekilde gösteririz. Şöyle yapalım. Olmadı. Bir tane burada var. Bir tane şu arkadaş var. Bir tane şu var. Bir tane de şu var.
Yukarıda Claw Talisman var. Onu hani ben hep kullandığım için direkt bakmadan da söyleyebilirim. Gidip alacağım zaten de. Claw Talisman arkadaşlar, jump attack'lerinizin gücünü yükseltiyor. Yani jump attack dediğimde hani zıplayıp benim vurduğum vuruşlar var ya, belki şey Elden Ring kolay bir oyun serimi izlediyseniz, orada ben sürekli zaten aynı şeyi yapıyorum. Zıplayıp vuruyorum. Hem de iki tane Greatsword'la vuruyorum zıplayıp. Eğer bunları kesin böyle iyidir. Bunlardan eğer şey falan düşerse ileride size şeyi de gösterebilirim. Claw Talisman'ı aldık. Jump attack'lerinizi güçlendirir arkadaşlar. Eğer zıplayarak vuruş yapan bir şeyiniz varsa, build'iniz varsa, şöyle inelim, kullanabilirsiniz Claw Talisman'ı. Yüzde kaç yükseltiyor bilmiyorum ama bakalım hemen kaç yapıyormuş. Enchanted diyor, yani bilmiyorum. Bakmak lazım ama. Şimdi şöyle devam edelim. Şuradan şöyle ineceğiz aşağı arkadaşlar. Ve bakın dikkatli olun, şurada bir ayrım var. Bu ayrımı atlayacaksınız buraya, tamam mı? Da inin. Ardından böyle aşağı ineceğiz. Bir manamızı yenilesek iyi olabilir aslında ya. Aşağıda çok fare vardı galiba. Yani manamızı yenileyelim. Umarım sıkıntıya düşmeyiz ya. Şöyle geçelim. Aşağıda böyle 4-5 tane falan fare olması lazım. Fareleri indiriyoruz. Bak bir de çok çirkinler, fark ettiniz mi? Öyle rezil yani. Tamam. Şimdi daha var mı hatırlamıyorum. Biraz böyle bir şey oynayacağım. Dikkatsiz, çünkü üstüne zıplarsa korkabilirim. İlk Stone Sword Key'miz burası. Burayı kullanıyoruz. Burada birkaç tane güzel şey alacağız. Bu şekil. Bir tanesi burada, bir tanesi şurada. God Slayer Seal. Bu incantation büyüleri için geçerli. Bu da God Skin Prayer Book. Bunlar da bunları sakın büyücülerden birine vermeyin. Rogier vesaire. Benim tavsiyem ileride Church of Inhibition diye bir yer var. Galiba orasıydı. Orası olması lazım. Oraya gittiğimizde orada bir tane bilge kaplumbağa var. O abiye verelim. Çünkü orada zaten önünde de Grace var direkt. Oradan şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar oyunun bu kısmına gideceğiz. Hani buraya gelip şunu eşyayı alırken fark edebilirsiniz. Her yere gideceğiz, emin olabilirsiniz. Şimdi buradan yukarı doğru çıkalım. Buralar benim kaçırdığım yerlerden biri mesela ilk oynayışlarımda. Siz de kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü hani oraya çıktıktan sonra eşya alıp hani buraya dönmemiş olabilirsiniz. Ya da merdiveni fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü Stoneway Castle'da birkaç yer var. Ve merdivenden fark edilmiyor açıkçası. Lan böyle ejderha şeyi gibi, buyruğu gibi. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Hop, burada bir şey yok. Yollarda bakalım. Evet. Orada bir şey yok değil mi? Aynen. Şimdi oynarken de hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden hani şey yapmayın. Nasıl rehbersin lan tarzı. Çekil, öyle insanlar değilsiniz tabii ki de. Bunu böyle bir tane daha attık, ne olur zaten. Festering Bloody Finger, güzel. Bunlarla invade atıyorsunuz arkadaşlar. İleride şey run'ı yaparken size kuş farmlama yerini gösterirken bunu zaten her şeyini anlatacağım size. İçiniz rahat olsun. Burayı da hallettik. Ama biraz fazla manamız gidiyor. Sıkıntıya düşebiliriz. Umarım düşmeyiz de. Bir de arkadaşlar böyle hani hata yaparsam, ölürsem zar surt. Şu an sabah saat 5.30'da. Pek uyumadım bugün. Uyudum denemez. O yüzden affola bir hatamız olursa, şimdiden söyleyeyim. Sabah sabah oturdum deli gibi video çekiyorum, daha uyumadım. Hacı dayı gelsen ne olur yani. Çünkü iki kişisiniz, anladın mı? Hani bir gel. Seni bir keselim Hacı dayı. Ya umarım burası çok uzun sürmez de, çünkü manamız yetmeyecek gibi hissediyorum ya. Umarım yeter. Umarım yeter. Şu dayı, çünkü bunun canı çok fazla yüksek ihtimal. Bu bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi.
Bakalım kaç canı var. Yok, iki tane deyip duruyor. Hoppala keşan, malkara keşan derler. Evet, burası bitti. Yani buralar çok bir şey bulmuyoruz ama buralar bölgeler arkadaşlar. Buraları da gezelim, görelim. Her yeri görmüş olalım. Özellikle takıntılı insanlar için buralar cennet. Evet. Bu arada takıntılı derken umarım alınmazsınız çünkü hani bence güzel bir şey bu. Merak iyidir yani. İnsanın canını tutar. Sanki şuraya... Ne lan burada? Buraya böyle yapmışlar ama hiçbir şey yok. Burası bomboş bir yer. Bakın burada da bir şey yok. Neden her zaman çıkmaz şey yol diye bir mesaj bırakmışlar arkadaşlar. Haklı. Şimdi burası neresi biliyor musunuz? Bakın şuradan aşağı atladık biz. Fareleri kestik, bak şuradan aşağı atladık. Buradayız şu an. Yani dön dolaş aynı yere gel hesabı. Burası biraz. Ne, burada ne varmış? Elden Ring. Yo. Oha, ne yapıyorsunuz hacı dayı ya? İlk şunu indirelim, bakın şunların öndekinin dikkatini çekmeden, ardından buna devam. Yüksek mavi bize vurana kadar bizim keseriz. Nice. Çok çetrefilli. Abi manamız yetmeyecek, daha gideceğimiz çok yer vardı ya. Ne yaptım be? Of. Neyse, hallettik hallettik, sıkıntı yok. Bir mana potumuz daha var. Şimdi arkadaşlar buraya atlıyoruz. Ne yazmışlar? Kafa. Evet, ikinci Stone Sword Key kullanacağımız yere de geldik. Şimdi içeride bir iki tane düşman olması lazım. Biraz dikkatli olalım arkadaşlar. Önemli, tavsiye edilir. İki tane olması lazım. Şöyle eğilelim bir bakalım içeriye. Hisli oturuyormuş. Okey. Çok rahat, çok rahat kestik. Çok rahat, çok güzel. Iron Wet Blade. Şimdi arkadaşlar Iron Wet Blade. Wet Blade ne abi? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şeyi yaparken oyunun en başlarında ben size şeyi gösterdim. Ay o ne lan? Bunu unutmuşum bak. Son mana potumuz. Ama zaten işimiz bitti. Grace'e oturacağız birazdan. Hacı dayı şunu bir dur da. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu kısımda arkadaşlar. Şurada. Gatefront'un buradaki ruinin altında bir şey bulmuştuk. Ne demiştim ki? Ash of War şeyi için demiştim, hatırlarsanız. Ash of War şeyi yapmak için bunu kullanacağız demiştim. Şimdi Iron Wet Blade ile sanırım heavy şekilde STR kılıçlarınıza basabiliyorsunuz Ash of War'u. O yüzden bu güzel bir şey. Güzel bir alabileceğiniz eşya. Stone Sword Key'nizi burada kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim size. Şimdi o arkadaşı hatırlar mısınız bilmiyorum. Burası shortcut bu arada. Ve artık bakın. Hop. Gördünüz mü? Buraya geldiğinizde arkadaşlar şuraya bakıp hani bunun çalışmadığını göreceksiniz zaten. Ben göstermedim. Fakat orası çalışmıyor tabii ki de en başta. Çalışır mı? Bunlar bizim var ya, canımızı okuyacaklar illa. Int vermeye devam edemiyoruz. Hemen birkaç tane şey harcayalım arkadaşlar. Şunu harcasak yeter mi acaba? Yetti mi? Yetmedi. Hemen bir tane daha. Kaç veriyor bu? Şimdi yetti. Güzel. Böyle tasarruflu kullanın. Üstünüze fazla rün tutmayın arkadaşlar. Buralar çünkü sıkıntılı yerler. Haberiniz olsun. Şimdi tekrar geri ineceğiz. O aşağıdaki arkadaş kim biliyor musunuz? Oyuna ilk başladığımızda size demiştim ki aşağıya atlayın. Bunu kesemezsiniz demiştim. Hatırlar mısınız? Eğer hatırladıysanız o arkadaş bu. İntikam vakti. Şimdi şöyle yapalım. Bunun dikkatini çekeceğiz arkadaşlar. Bir tane vuralım şuna. Yetiştiremedik. Şöyle gelir galiba. Aynen. Gel bakalım hacı dayı. Bunu size çizlemesini göstereceğim. Şuraya gelmeniz yeterli oluyordu diye hatırlıyorum. Bu şekilde bunu spamlayıp keseceksiniz abi. Kalkan malkan dinlemeyin.
buradan yapabiliyorsunuz. Biraz bekleyelim. Pozisyonu değiştirsin. Tekrar devam. Nice, güzel. Manamız bitti. Hemen şey yapalım. Siz benden daha iyi oynadıysanız burayı, bu çoktan ölmüştü yüksek ihtimal. Ben biraz fazla spamladım. Boşa. Bu şekilde bunu da almış olduk. Şimdi şuraya gireceğiz. Burası biraz dikkatli olalım. Burada şeyler var. Lanet köpekler var. İki tane. Bir tane daha attık mı geberir zaten. Güzel. Ya ben buralar ne kadar zorlanmıştım ya STR oynarken. Şimdi arkadaşlar, Krillet's Memento. Bu bir tane şey itemi. Questline itemi. Kimin questline abi? Bir tane hanım abla vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şurada. Heartbroken Maiden diye. Hemen şuradaki Grace'in yanında. Hatırlıyor musunuz? Kulübede böyle yan yatıyordu. Sideways bir şey veriyor hatta. Gesture'ını veriyor. Arkadaşlar o hanımefendi. O hanımefendinin questline için gerekli olan eşya o. Bir kaydımıza bir bakalım. Kaç dakika olmuş? Yarım saat. Evet. Yarım saat olduğuna göre benim mesai burada biter. Devamını hemen çekeceğim ama hani diğer parta geçelim. Video uzayınca benim bunu şey yükleme sürem, upload etme sürem çok uzuyor. Yani kusura bakmayın ama bir video geçişi olacak arada. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle güzel bir yerde bitireyim. Hemen yüksek ihtimal liste dışı. Hani burada göremiyorsunuz kanalda. Playlist'i aşağıdan linke tıklayın görürsünüz. Liste dışı olarak orada duruyor. Spam'a düşmesin diye koyuyorum. Evet arkadaşlar. İlk partımız bu kadardı. Buraya kadardı. Şimdi tam bilmiyorum, hatırlamıyorum. O yüzden bir bakacağım. Şuradan bir çıkıp dışarıya nereden gitsek falan diye. Bir de aşağıya bir de kontrol edeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır buraya kadar. Buraya kadar geldiyseniz hiçbir şey kaçırmadınız. Benle beraber devam edin. Güvenin. Okey. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.